Ne bekliyorsun ki benden? Gerçekten Türkiye'ni kurtarmam için çağırmadın beni buraya herhalde. Soner, artık bir karar vermen gerekiyor. Sağlıklı, aklı başında bir karar. O yüzden... Biraz daha sakinleşmelisin. Sakince düşünmen lazım. Senin gibi mi? Biz farklıyız. Yani sonuçta ben... Beni sevmeyen bir kadınla evlenmiş bir zavallıyım senin gözünde. Yapabileceklerim sınırlı. Vallahi Kartal, ben lafımın arkasındayım. Sen seni sevmeyen bir kadınla evlendin. Türkan sadece beni sevdi. Ha. Ama şunu tartışırım. Şu anda hangimiz daha zavallıyız onu bilmiyorum. Hayatın neler getireceğini bilemiyoruz tabii. Ama bak, açık konuşacağım. Ben sizin aşkınıza saygı duymuyorum Soner. Çünkü kendiniz de başta olmak üzere her şeyi ve herkesi yakıp yıkan bir aşk sizinkisi. Bana yaptıklarınızı anlatmıyorum bile. Ama eğer burada bu şekilde sakince konuşabiliyorsak bıraktığımız noktada değiliz demek ki. Vallahi ben senin saygını falan beklemiyorum Kartal. Ha, ama şu bir gerçek. Eğer sen Türkan'la bu saçma sapan evliliği yapmamış olsaydın, ben senin gerçekten iyi bir adam olduğuna inanırdım. İyi bir adam değilmişim demek ki. Türkan'la evlendim, şimdi de boşanıyorum. Husumetimiz baki. Helalleşmiş değiliz. Ben de aynı fikirdeyim. Soner, sizin bir kızınız var. Daha dünyadan bir haber. Küçücük, masum bir çocuk. Yani onu annesiz bırakmak vicdansızlık olmaz mı? Türkan'ı bu durumdan vazgeçirecek tek kişi sensin. Ben bunu neden yapayım ki? Annemi öldürmeye çalışan birine neden böyle bir iyiliği yapayım? Somer, öfkende haklısın. Haklısın ama ancak dozuyla ilgili sorunların var. Ya annen ölmedi senin. Hayatta. Yaşıyor, sen bunu atlıyorsun bak. Ayrıca Türkan'ı hala seviyorsun. Şu an sadece kızgınsın, hepsi bu. Kartal, sen benim annemin hastanedeki ilk halini gördün mü? Boynundaki izleri. Solunum cihazına bağlıydı ya nefesi. O durumdan normalde kimse sağ çıkamazdı. Eğer sen olmasaydın... benim annem ölmüş olurdu. Somer, sana Türkan'ı savunacak değilim. Yani bundan sonra onu seversin veya sevmezsin. Bu da senin sorunun. Ama onu bağışlamalısın. Cezaevine girmesine engel olmalısın. Defne için yap bunu. Defne'ye lütfen ne yaptığımı söylemeyin. Neden gittiğimi. Tek korkum kızımın benden nefret etmesi. Annesini korkunç bir insan olarak düşünmesini istemiyorum. İş için gitti dersiniz. Zaten Somer'le arasındaki buzlar da çözüldü. Size de düşkün. Kızımı üzmeyin lütfen, ona iyi bakın. Görmeyecek misin Defne'yi? Aslında buraya gelirken niyetim oydu. Kızımı görmek, kokusunu duymak, sarılmak. Kokusunu içime çekmek, saçlarını koklamak son kez. Ama bunu görürsem yapamam. Gidemem. Çok zor olur benim için. Altyazı
Defne. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Annen geldi aşağıda. Ne? Kızıma iyi bakın. Defne size emanet. Gözün arkada kalmasın. Neden gelmedin akşam? Çok bekledim seni. Resmi ne attım biliyor musun? İşlerim vardı anneciğim. Ama artık gitmeyeceksin değil mi anne? Babam da söz vermişti. Beraber kalacaktık hani. Anneciğim gitmek zorundayım. Üzgünüm. Ya nereye? Benim biraz işlerim var. Bir süre yanında olamayacağım, tamam mı? Ama sonra geleceğim, kavuşacağız kızım, söz. Gitme anne, ne olursun. Bırakma beni. Anne, anne. Anneciğim, gitmek zorundayım. Hayır anne, gitme. Tamam, bırak anneciğim, bırak. Hayır. O zaman beni de götür. Anneciğim. Anneciğim götüremem. Götüremem seni kızım. Bak burada. Burada babam var. Babaannen var. Hepsi seni çok seviyor. Söz ver, onları üzmek yok, tamam mı? Tamam anne. Söz üzmeyeceğim ama beni bırakma, sakın bırakma, tamam mı? Bırakma beni ne olur. Anne tamam. Tamam bırak. Anne hayır. Anne hayır. Anne. Defne bırak kızım anne, ne olur. Anne. Anneciğim anne, ne olur. Hayır anne. Anneciğim. Anne hayır. Anne lütfen anne, ne olur. Hayır. Anneciğim. Anne hayır. 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 Anne. 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 Hayır. Anne hayır. Hayır. Tamam. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.